Biz ilk tam ölçekli toplantımızdan oldukça memnun olarak ayrıldık. Başkan Trump'la oldukça iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Birbirimizi daha iyi anlamak istiyorum. Donald'a bu yüzden takdirlerimi, teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Tabii ki önümüzde bazı sınavlar var. Ele aldığımız her konuda çözüme daha ulaşmadık. Ancak ileriye doğru adımlar attığımızı söylemek istiyorum. Özellikle istihbarat teşkilatlarımızın karşılıklı olarak çok ciddi bir işbirliği içerisinde olduğunu belirtmek istiyorum. En kısa zamanda bir örneğimiz oldu bu işbirliğinde. Bunu da Dünya Kupası esnasında işbirliği halinde gerçekleştirdik. Suriye'de barışın, istikrarın getirilmesi aslında bu ortak çalışmaların yapılabileceği çok önemli bir alan. Rusya ve ABD proaktif bir şekilde bu konuda liderlik üstlenebilir. Ancak bu noktada eş güdümün sağlanması gerekiyor ve operasyonel bağlamda iletişim kanallarının kurulması gerekmekte. Sayın Başkan Trump mesela Kuzey Kore'de diyaloğun kapısını açmıştır yüzleşme yerine ve biz bu bağlamda ABD'nin JCPOA'den çekilmesi konusundaki kaygılarımızı belirttik. ABD'li meslektaşlarımız bu konudaki tutumumuzu bilmektedirler. İran nükleer anlaşması sayesinde İran artık dünyada en üst düzeyde kontrol edilen ülke haline gelmiştir ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından kontrol edilmektedir. Bu da silahların yaygınlaştırılmaması konusundaki işbirliğini güçlendirmektedir. Rusya hiçbir zaman ABD'nin iç işlerine karışmamıştır ve asla karışmayacaktır. Bunun içerisinde ABD seçimi de vardır. Diplomasi her zaman karşılaşmalardan daha iyidir. Bu hem Rusya için hem de tüm dünya için daha olumlu sonuçlar çıkaracaktır. İki ülke arasındaki anlaşmazlıklar tüm dünya tarafından bilinmekte. ABD-Rusya arasındaki ilişkiler 4 saat öncesine kadar en kötü noktasındaydı. Ancak 4 saat öncesinde her şey değişti. Buna gerçekten inanıyorum. İşbirliği içerisinde olmamız ülkeler arasında ve tüm dünyada barışın önünü açacaktır, yeni yollar getirecektir. Ben barış için politik riskler almaya açığım. Bu nükleer silahlanma sorununun bitirilmesi konusunda Rusya da bizimle birlikte olacak. Bu konuda kendisine minnettarım. Terör saldırıları tüm dünyada devam etmekte ve istihbarat teşkilatlarımız bu konuda bu küresel tehdidin üstesinden gelmek için işbirliği yapmaktadır. İran'a baskı kurmaya devam etmemiz konusundaki görüşlerimi de ilettim. Çünkü İran'ın bu bölgede etkisi oldukça büyük. Daha sonra Suriye krizinin ne kadar karmaşık bir konu olduğunu dile getirdik. İki ülke arasındaki işbirliğinin potansiyeli yüz binlerce insanın hayatını kurtarma gücünde.